Ben Burak. Şimdi bitirme çalışmamı tanıtacağım. Çalışmamın adı Cloud Compiler ve Editor. Peki neden bu projeyi geliştirdin? Amacım neydi? Biz yazılım geliştiricileri hayatların her anında hiç umadığımız yerlerde proje oluşturma, geliştirme, çıktılarına erişme gibi ihtiyaçlarımız doğabiliyor. Bu ihtiyacı cevap vermek amacıyla bu projeyi geliştirdim. İnternete erişebildiğimiz her yerde browserları açarak daha önce oluşturmuş projelere bakabileceğiz. Onları derleyeceğiz, editleyebileceğiz, yeni projeler oluşturabileceğiz, çıktılarına erişebileceğiz. Aynı zamanda kullanıcıları kurulun derdinden kurtarıyoruz. Başka bir bilgisayara geçtiği zaman derleyicileri kurma derdinden kurtarıyoruz. Bunun yanında kullanıcıları platforma bağlı kalma gibi zorunluluk olmuyor. Ee, Linux'ta farklı çalışıyor, Fedora'da farklı çalışıyor, Windows'ta farklı çalışıyor gibi dertlerimiz olmayacak. Sadece bizim artıdaki platformumuzda çalışacak. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, bu hazırlamış olduğum sistemde kullanıcılar ekran oluşturabiliyor. Ekran oluşturmak için bir e, mail adreslerinin girmeleri gerekiyor. Kullanıcıların e, bir kullanıcı adı seçmeleri gerekiyor. Aynı zamanda şifrelerini giriyorlar. Ve kullanıcı oluşturmaya basıyorlar. E, mail Box'larına e, Account'larını aktif etmeleri için bir mail düşüyor. Buraya gelen linki tıklayarak e, Account'larını aktif ediyorlar. Şu an ben aktif olmuş bir kendi Account'umla e, giriş yapacağım. Evet. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta e, pro kullanıcının projeleri yer almakta. Sağ tarafta, ekranın sağ tarafında e, editör yer almakta. Editörün hemen altında e, kullanıcının çıktılarına erişebileceği terminal yer almakta. E, editörde gördüğünüz gibi e, çeşitli dilin keywordları için renklendirme yapılmış durumda. Aynı zamanda bu editörde kısa yolda e, tuşuyla, kontrol F tuşuyla e, i̇stediğimiz kelime arayabiliriz. Gördüğünüz gibi return aradım ve buldu. E, gördüğünüz gibi burada dosyalar e, arasında gezinme yapabiliyorum. E, şu an farklı bir dosya açtım. Şu an main dosyamı açtım. Gördüğünüz gibi. E, böylece kullanıcılar geliştirmeye devam edebiliyorlar e, projelerini buradan. Örneğin yeni proje oluşturabiliyorlar. kullanıcılar proje geliştirme işlemini bitirdikten sonra run butonuna basarak çıktılarını terminal bölümünde erişebiliyor. Gördüğünüz gibi run butonuna basıyorum. yukarıda geliştirdiğim projenin çıktısı aşağıda kullanıcıya verilmiş oluyor. şu an C ve Python için yapabiliyorum. Yeni diller ve eklenebilecek durumda. Teşekkür